ATV ekranlarında kahvaltı haberleri haftanın tam ortasında 21 Ağustos tarihini gösterirken takvim yaprakları başlıyor değerli izleyenler. Önemli başlıkları aktaracağız hafta içi her gün olduğu gibi ama maalesef üzücü bir haberle başlayacağız. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndan gelmişti acı haber. Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş Muhammed Emin Önk ağır yaralanmıştı. Kahraman Mehmetçik 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede şehadete yürüdü. Yaralı asker tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı 3 Ağustos günü askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada yaralanan piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kahraman asker 17 gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm müdahalesine rağmen kaybederek şehit oldu. Acı haberi duyan Milli Savunma Bakanlığı şehidin ailesine başsağlığı diledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk'ün naaşı öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ankara'da toprağa verilecek. Ve terörle mücadele. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta operasyondaydı. Hakurk'taki o operasyonda örgütün dronlu saldırılarından sorumlu terörist Zilan Azak öldürüldü. Birkaç gün önce Şırnak'ta yapılan operasyonun ayrıntılarına dair de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İzleyelim. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Mehmetçiğin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Bir hafta içerisinde Hakkari ve Ağrı'daki başarılı operasyonlardan sonra bu kez MİT sınırın öteki tarafında Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK'lı terörist Zilan Azak'ı öldürdü. Önceki gün Şırnak'ta da bir sızma girişimi engellenmiş, sınırı paramotorla geçen teröristler tek tek böyle avlanmıştı. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Operasyonun detayları ortaya çıktı. Irak'tan havalanan iki paramotor Akıncı TİHA tarafından tespit edildi. Bağlantılarını ortaya çıkarmak için uzun süre inecekleri yere kadar takip edildiler. Teröristlerden ikisi Şırnak Uludere Düğün Dağı'na iniş yaptı. İki terörist orada helikopterden açılan ateşle öldürüldü. Diğer paramotorda bulunan iki terörist ise jandarma tarafından iki saat süren bir çatışma sonrası öldürüldü. Öldürülen teröristlere Fransız ve Amerikan askerleri tarafından özel pilotluk eğitimi verildiği ortaya çıktı. Paramotorlarının da güçlendirilmiş, uçuş mesafesi yükseltilmiş olması dikkat çekti. Özel eğitimli teröristlerin üzerinden lazer ölçüm aleti, hayalet silah olarak bilinen tabanca gibi pek çok suikast malzemesi çıktı. Ele geçirilen dokümanlarda suikast girişimini işaret ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki envanter listesi de genişliyor. Özel eğitimli köpekler yakında arama tarama faaliyetlerini uzaktan komuta kontrol sistemiyle yapacak. Tünel, mağara ve meskun mahal gibi girilmesi zor bölgeler artık üzerinde özel bir yeleğe yerleştirilen kamera bulunan köpekler tarafından taranacak.
Tasarlanan özel gözlük ve kask sayesinde köpeğin zarar görmesinin önüne geçilecek. Özel kulaklık sayesinde ise verilen komutla köpek tehlike anında eğiticisinin yanına dönecek. İç siyasetle ilgili önemli başlıklar var. Onlara bakacağız şimdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul ettiği ziyarette çekilen fotoğraf karesi çok konuşuldu. O fotoğrafta Bahçeli'nin odasında 17-25 Aralık'ı gösteren bir saat yer alıyordu. Bahçeli'nin o saati Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra kaldırdığı biliniyordu. Şimdi tekrar yerine konması spekülasyonları da beraberinde getirdi. Tartışmalara son noktayı da MHP lideri koydu. Bahçeli, Cumhur İttifakı kutlu yürüyüşünü sürdürecektir diyerek AK Parti ile yola devam edeceklerinin altını kalın harflerle çizdi. Cumhur İttifakı'na sahip çıktı, makam odasındaki 17-25 Aralık'ı gösteren saatle ilgili iddialara sert tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. O sırada çekilen fotoğraf karelerinin birinde 17-25 Aralık'ı gösteren saat görünüyordu. Bu kare üzerinden Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğuna dair spekülasyon yaratıldı. Bahçeli, spekülasyonlara nokta koyan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir diye başladı sözlerine. Masadaki saatin de FETÖ kalkışmasını unutmamak, unutturmamak için durduğu mesajını verdi. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli. Dedikodu çarkı hızla çevrilmeye, fitne cephesi takviye edilmeye başlandı diyerek sosyal medyada çıkan haberlere tepkisini gösteren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir dedi. İşte milli, İşte yerli ittifak. Bahçeli sözlerini Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir diye noktaladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki Filistin özel oturumuna ayağını kırdığı için katılamamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde ise Filistin'e davet edilmişti. O davetle ilgili takvim belli oldu. Özel, Ağustos ayı bitmeden Filistin'e gideceğini açıkladı. Ayağının kırılmasıyla ilgili spekülasyonlara da yanıt verdi. Ben sağlığımın el verdiği en kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Özgür Özel 9 ay önce gideceğim dediği Filistin'e Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın daveti sonunda gitmeye karar verdi. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Daha önce Filistin'e gitmeyle ilgili seçimden sonraya bıraktığımız bir talebimiz vardı. Ne zaman gelmek isterseniz siz tarihi belirleyin, biz buradayız dedi. Abbas'la 25 dakika boyunca telefonda görüştüğünü söyleyen Özel, Filistin ziyareti için Ağustos sonunu işaret etti. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz. Özel, daveti 10 gün ileri atmasının gerekçesi olarak ayağındaki kırığı gösterdi. Alçısının çıkmasını beklediğini söyledi. Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda. Özel, kırılan ayağıyla ilgili iddialara da yanıt verdi. Manisa'da evde ahşap merdivenlerde 2-3 basamak kala topuk üstü düştüm dedi. Sağlık sisteminde filmim var, isteyen bakabilir diye de ekledi. Basit bir ev kazası işte. Merdivenin son 2 basamağında kayınca
düşmemek için şöyle basmışım. Özel CHP içinde konuşulan silahla vurulduğu ve alkol aldığı mekandan ayrılırken ayağının kırıldığı gibi söylentileri yalanladı. Aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış, lüzumsuz. Onu bırak şöyle yazıyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış diyerek iddialara tepki gösterdi. Meclis geçen hafta Can Atalay için düzenlenen oturumda son dönemin en sert kavgasına sahne olmuştu. CHP o kavgalı oturumda reddedilen önergeyi yeniden meclis başkanlığına sunmaya ve meclisi ikinci kez olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor. Şimdi meclisi tekrar o toplantıya çağırıyoruz. Muhalefetin ısrarıyla Can Atalay'ı konuşmak için toplanan genel kurulda yumruklar konuşmuş, meclis son zamanların en büyük kavgasına sahne olmuştu. Alçak herif! Alçak herif! O anlar henüz hafızalarda tazeyken CHP önümüzdeki günlerde bir olağanüstü toplantı çağrısında daha bulunmaya hazırlanıyor. Şimdi biz meclisi yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım, konuşalım, görüşelim diye değil. Gereğini yapın diye. Meclisi Can Atalay'ın milletvekili olduğunu yeniden teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. Geçen hafta Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'ın AK Partilileri hedef alan hakaretleri genel kurul salonunu karıştırmış, milletvekilleri birbirine girmiş, çıkan arbedede yaralananlar bile olmuştu. Kavganın fitilini ateşleyen Şık'la AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesinin ardından devam eden toplantı yaklaşık 7 saat sürmüş ve Can Atalay için genel görüşme önergesi oy çokluğuyla reddedilmişti. CHP yönetimi yeni olağanüstü toplantı çağrısıyla reddedilen o önergeyi yeniden meclis başkanlığına sunacak. Diğer siyasi partilerle iletişim halinde grup başkan vekilimiz, en kısa sürede yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz. İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları neredeyse 10 aydır sürüyor. Aylardır devam eden ateşkes çabalarındansa henüz sonuç çıkmadı. Geçen hafta Doha'daki görüşmelerin tıkanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'e gitmişti. ABD'li Bakan Netanyahu'nun ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Blinken ateşkes açıklaması yaptı yapmasına ama Hamas'a göre bu bir zaman kazanma çabası. Çünkü Hamas tarafı ilk görüşmelerle belirlenen maddelerin teklifte yer almadığını belirtiyor. Evlerini yıkıyorlar, sularını çalıyorlar, sığındıkları yerlere de füze yağdırıyorlar. Ve tüm bunların arasında bir de ateşkes görüşmesi yapıp dünyaya kendilerini barışçıl göstermeye çalışıyorlar. Bir yanda ölüm, diğer yandaysa sözde diplomasi. Önce Katar'da, ardından da Tel Aviv'de görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeni ateşkes görüşmelerini kabul ettiğini duyurdu. Bu son ve en iyi fırsat. Netanyahu teklifi kabul etti. Şimdi Hamas'ın da aynı şeyi yapması gerekiyor. Ardından biz, Mısır ve Katar bir araya gelerek verilen taahhütlerin nasıl uygulanacağını tamamlayacağız. ABD'li bakan uzun süredir çıkmazda olan görüşmelerin ilerlediğini duyurdu. Ancak Hamas aynı kanaatte değil. Hamas yetkililerinden Üsame Hamdan bunun bir zaman kazanma çabası olduğu görüşünde. Blinken, İsraillerin ateşkesi kabul ettiğini açıkladı ama İsrailler güncellenen bir teklif olduğunu söylüyor. Yani bu Amerikalıların İsrail baskısına maruz kaldığı anlamına gelir.
Bunun İsraillere daha fazla zaman kazandıran bir manevra olduğuna inanıyoruz. İsrail'e her gün tehdit açıklaması yapan ancak henüz bir girişimde bulunmayan İran'da ateşkesin söz konusu olmadığı iddiasında. Amerika, İsrail'in daimi müttefikidir ve şu ana kadar ateşkes sağlayabilecek olsalar da bunu yapmadılar. Ateşkesin neredeyse masada bile olmadığı Gazze'ye saldırılar da aralıksız sürüyor. İsrail ordusu Gazze batısındaki Errimal mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail, kuzeyde Lübnan sınırındaki köylere de füze saldırısında bulundu. Saldırıda Hizbullah'ın roket ve füze biriminin önde gelen isimlerinden Hüseyin Ali Hüseyin'in de öldüğü öne sürüldü. Gazze'ye ölüm yağdıran, Lübnan'ı sürekli savaşa çekmeye çalışan Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'daki Filistinlilere zulmünü de arttırdı. Yerleşimcilere yer açmak için bir Filistinlinin evi işte böyle yıkıldı. Filistinlileri evlerinden eden yerleşimciler kalanların da hayatını zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Burası Yeriçko yakınlarındaki El Avja su kaynağı. Silahlı İsrailli siviller Filistinli çiftçilerin suyunu kesmeye işte böyle çalıştı. Asya Pasifik bölgesinde de gerilim yeniden tırmanıyor. Tayvan karadan havaya füzelerle tatbikata başladı. Bu hamle Çin'e karşı bir meydan okuma olarak yorumlandı. İtalya ise ilk kez Guam Adaları'nın açıklarına savaş gemisi gönderdi. ABD ile ortak eğitim gerçekleştirdi. Füzeler ateşlendi, Asya Pasifik'te sular bir kez daha ısındı. Tayvan, karadan havaya ateşlenen füze sistemleriyle tatbikata başladı. Ülkenin güneyinde gerçekleşen tatbikatta hem Tayvan'ın kendi üretimi olan Skybow 3 balistik füzesiyle Amerikan Patriot füzeleri kullanıldı. Ateşlenen füzelerin tamamı hedefi vurdu. Bu iki konunun ispatıdır. İlki askerlerimizin eğitimi başarılı, diğeri de silah sistemlerimizin üstünlüğüdür. Tatbikata savaş gemileri de katıldı. Gemilerin savunma sistemleri de denendi. Tatbikat son yıllarda gerilimin arttığı Çin'e net bir mesaj taşıyor. Sadece Tayvan değil, ABD ve Batı ülkelerinin de bölgedeki varlığı artıyor. ABD tarafından Orta Doğu'daki gerilimin artması sonucu bölgeye doğru yola çıkan USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubuyla İtalyan uçak gemisi Cavour tatbikat yaptı. Guam Adası açıklarında gerçekleşen ortak tatbikatla İtalya ilk kez Pasifik bölgesine savaş gemisi göndermiş oldu. İstanbul Kağıthane'de maskeli kişiler bir otomobile silahlı saldırı düzenlemiş, Filistinli iş insanının hayatını kaybettiği o saldırıda iki kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyeti yurt dışına kaçan 3 şüphelinin de yakalandığını açıkladı. Filistinli iş adamını öldüren zanlılar Romanya'da yakalandı. İstanbul Kağıthane'de 3 kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobile maskeli kişilerce alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi. Susturuculu silahın kullanıldığı saldırıda otomobilde bulunan Filistinli iş adamı hayatını kaybetti. Koruması ve bir arkadaşı da yaralı şekilde kurtuldu. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirenlere yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti yurt dışına kaçan 3 zanlının Romanya'da gözaltına alındığını açıkladı.
21 Ağustos Çarşamba gününde kahvaltı haberleri devam ediyor. Haberlerimizin bir kısmını sizlerle buluşturduk. Bir virgül koyalım. Şimdi yazılı basında hangi başlıklar var? Sizlerle birlikte onlara bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahta bugünün manşeti: enkazdan sahaya görkemli dönüş. Hayatın içinden bir başlık. Hemen aktaralım. Asrın felaketinde tüm ailesini kaybeden Hataylı Görkem Çakmak 10 saat enkaz altında kaldıktan sonra mucize bir kurtuluş yaşamıştı. Futbolla hayata tutunan Görkem'in en büyük hayali Muslera gibi bir kaleci olmak. Kaybettiği ailesine "iyi bir futbolcu olacağım" sözünü veren Görkem, bu hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor ve çalıştığına ilişkin fotoğraflarla da haber destekleniyor. 6 Şubat depreminde annesini, babasını ve ikiz kız kardeşini yitiren 21 yaşındaki Görkem, işte bu aile tablosundan yalnızca "ben kaldım" diyor. Manşette de yer verildi o aile fotoğrafına. Noktalayalım manşeti, şimdi geçelim sol köşeye. Mağdurları yeni evlerine kavuşturacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok daha fazlasını söyledi, hemen bakalım. Başımızdan geçen bu malum kaza sebebiyle özellikle evleri yanan tüm kardeşlerime Allah'tan sabırlar diliyorum. Kısa zamanda inşallah onlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız dedi. Geçmiş olsun dileklerini iletti yangınlardan evleri etkilenen tüm vatandaşlara Cumhurbaşkanı. Geçelim bir diğer başlığa, tabana. Evden para kazan tuzağı, tırnak içinde gördüğümüz bir cümle. Detayları ise şöyle: binlerce kişi sosyal medya ve internet üzerinden ilana verilen evde paketleme işi vaadiyle dolandırıldı. Yüksek gelir vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerden önce hesaba ufak bir kapora ücreti, sonrasında depozito, en son ek vergi çıktı yalanıyla yeni ücret talep ediliyor. Kabul etmeyenler dava tehdidiyle korkutuluyor. Detaylar paylaşılıyor. Bugün Sabah gazetesinin 4. sayfasında önemli bir konu, merak edenler için diyelim ve gelelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin manşeti, yüzlerimizi bir an olsun gülümseten bir başlık. Futbol hep böyle olsun diyor Hürriyet gazetesi büyük puntolarla. Diyarbakır'da önceki akşam oynanan 1. Lig'deki Ahmet Spor İstanbul Spor maçında tüm Türkiye'ye örnek olacak dostluk ve kardeşlik görüntüleri yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, İstanbul Spor Başkanı Sarı Alioğlu ve Ahmet Sportif Başkanı Elaldi ile seyircileri selamladı. Daha sonra maraton tribününe çıkan başkanlar hep beraber İstiklal Marşı'nı okudu ve ilk yarıyı Ahmet Spor taraftarı arasında izledi. Detayı paylaşılmış. Örnek bir misafirperverlik gördük Diyarbakır'da. Orada yaşayan vatandaşlardan diyor teknik direktörler, İstanbul Spor'un teknik direktörü. Çok daha fazlası yine Hürriyet'te diyelim ve geçelim hemen yanına. "Kızgın değilim" dedi ve ağladı. Kimden söz ediyoruz? ABD Başkanı Joe Biden'dan. Geçen ay başkan adaylığını bırakan ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti kurultayında veda konuşması yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Biden, "adaylıktan çekilmemi söyleyen insanlara kızgın olduğum dedikodusu doğru değil" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Son bir başlığı aktaralım, noktalayacağız Hürriyet gazetesini. Sürmanşette "kaynanam eve gelmesin" diyen eşe ceza, emsal bir karar. Hemen bakalım. Kayseri'de görülen bir davada özür diliyorum. Eşinin ailesinin eve gelmesine izin vermeyen eş ağır kusurlu sayıldı. Tazminat ödemesine hükmedildi. Yargıtay'da onanan karar içtihat haline geldi. Kişilik haklarına saldırı alt başlığı haberi destekledi. Milliyet'le devam edeceğiz yolumuza. Milliyet gazetesinin manşetinde "küllerinden doğacak" başlığı var. Dört bir yanda yanan ormanları yeniden yeşertmek için fidan kampanyaları başlatıldı. Uzmanlar ise ormanın küllerinden doğma özelliğine dikkat çekip yangın sonrası hatalı müdahaleden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Kül tohumu besler diyor uzmanlar. İki haftaya yeşerecek bilgisini de veriyorlar. Özel haber Milliyet'te bugün. Eğitimler, konuyla ilgili eğitimler güncellenmeli uyarısı var. Bu da önemli bir detay. Sol köşeye geçelim. Özel ve komplo teorileri başlığını görüyoruz. Bugün Özay Şendir köşesinde bu konuya yer verdi ve bu başlığı attı. Merak edenler okuyabilecekler diyelim ve tabana geçelim. Bir diğer başlığı aktaralım. İlerleyen dakikalarda haberlerimizde ayrıntılarını paylaşacağız ama başlık olarak Milliyet Gazetesi'nden de görmüş olalım. Terim Hakan Ateş'i suçladı. Ünlü teknik direktör Fatih
Terim, Seçil Erzan'ın dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Denizbank'ın genel müdürü Hakan Ateş, Seçil Erzan'la benim düzenlediğim bir etkinlikte tanıştığını söylemiş. Bu akla hayale sığmayacak bir senaryodur diyor ve çok daha fazlasını söylüyor. Biraz önce de söylediğim gibi haberlerimizde aktaracağız. Ve böylelikle yazılı basını haftanın tam ortasında noktalamış olalım. Sizlerle paylaştık. Şimdi haberlerimize bakalım. Tekirdağ, olası bir Marmara depreminden etkilenecek illerin başında geliyor. Alanında uzman isimlerden oluşan bir ekip, depreme karşı riskli yapıları belirleme çalışması başlattı ve o ekipten kritik bir de uyarı geldi. Tekirdağ'da tsunami riski var. Tekirdağ'da ciddi bir tsunami riski var. Marmara Denizi'nde tsunami riski var. Tekirdağ'da kıyı şeridi çok uzun olan ve önemli miktarda nüfus barındıran bir ilimiz. Dolayısıyla Tekirdağ'da ciddi bir tsunami riski var. Tekirdağ olası bir İstanbul depreminde risk altında olan illerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı il genelinde yapı stoklarına ilişkin çalışma başlattı. İncelenen 100 bin binanın 1500-2 bininin çökme riski taşıdığı tespit edildi. Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Ahmet Bal, Marmara Denizi'ndeki 3 büyük çukurun tsunami riskini artırdığını ifade etti. Ve bu 3 çukurun 2 tanesi Tekirdağ'da bulunuyor. Biri Marmara Ereğlisi açıklarında yaklaşık 1300 metre derinliğe sahip, diğeri ise Kumbağa açıklarında 1160 metre derinliği olan çukurlar. Tekirdağ sahillerinde örneğin Marmara Ereğlisi ve Süleymanpaşa'ya kadar geçen o hat içerisinde 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz ve bu dalgaların da minimum 50 metre sahilden içeriye doğru girmesini öngörüyoruz. Bal, yapılaşmanın denizden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Sahilde özellikle denize çok yakın yapılaşmalar var Tekirdağ'da. Bu yapılaşmalar aynı zamanda eskiden yapıldığı için de ciddi malzeme kaliteleri de düşük olduğu için ciddi risk barındırmakta şu anda. Ve yapılaşmanın kesinlikle deniz bölgesinden biraz uzaklaştırılması, geriye çekilmesi gerekiyor. Kıyı kanununun uygulanması gerekiyor aslında. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Servis ücretleri de velileri bir kez daha isyan noktasına getirdi. Ama söz konusu olan yasal olarak belirlenen rakamlar değil. Servis şirketlerinin velilerin önüne koyduğu fahiş fiyatlar. %80'e varan farklar söz konusu. Peki böyle bir durumla karşılaşan veliler nasıl bir yol izlemeli? Cevabına bakalım. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte tüm velileri ilgilendiren önemli bir sorun da gündeme geldi. Okul servis ücretlerindeki talep edilen fahiş fiyatlar. Fahiş servis ücretleri dudak uçuklattı. Haliyle veliler de isyan bayrağını çekti. Servis olmadan olmuyor tabii ki. Oldukça yüksek fiyatlar. Geçen seneye göre yaklaşık 3-4 katı. Bir fiyat istediler bizden. Özel okul. Fırsatçılık oluyor bu da. Başka bir şey değil. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala servis ücretlerine zam geldi. Yapılan bu zam fırsatçıları da alarma geçirdi. Ankara'da okul servis ücretlerine %40 zam yapıldı. Kısa mesafe ücreti 16.745 liraya yükseldi. İstanbul'da ise zam oranı %16 oldu. Kısa mesafe ücreti 23.000 lira olarak belirlendi. Ancak bazı servis şirketleri belirlenen yıllık kısa mesafe ücretinden çok daha uçuk bir fiyat talep ediyor. Hal böyle olunca cep yakan fahiş servis ücretleri velileri isyan ettiriyor. Peki ne kadar bir ücret talep ettiler bu sene için sizden? Yaklaşık öğrenci başına benim okulumda talepler 60 bin lira civarında. Yıllık ücret mi bu? Kısa mesafe. Dönemlik. Veliler isyanlarında haklılar. Bu fahiş fiyatlarının bir an evvel düşmesi gerekiyor. Servis hizmetleri için istenen rakamlar fahiş fiyatlarla olmakta.
Bu konuda velilerin yapacakları çok net bir şey var. Velilerin %80'leri bulan ve hukuki olmayan fahiş fiyat artışını servis şirketine ve okul yönetimine bildirmesi gerekiyor. Ardından tüketici hakem heyetine itiraz başvurusunda bulunulabilir, böylece fazladan ödenen zam geri çekilebilir ve veliler para iadesi alabilir. Çocuklarını servislere vermek mecburiyetindeler ama gerçekten çok pahalı servisler. Bu servis olayı velileri çok çok zor durumda bırakıyor. Hatta yapılan fahiş artışlar en yüksek oranda faiziyle birlikte iade edilebilir. Yargılama giderleri de yine fahiş fiyat artışı yapan şirketten faiziyle birlikte geri alınabilir. Çoğu fırsatçılık yapıyor bu konuda. Suistimal ediliyor bence olaylar. Servisçilerse özel okullarda yapılan bu artışın sorumluluğunun tamamen okul yönetiminde olduğunu söylüyor. Velilerimizin ödediği ücretler inanın bizim servisçiye gelmiyor. Biz velilerimizin ödediği ücretin 1/3'ünü alıyoruz. Özel okullardaki fahiş fiyat servisçilerden kaynaklı değil. Daha çok özel okulların kendilerine istediği hizmetler var. Özel okulların sahiplerinden kaynaklı oluyor. Kahvaltı haberlerinin ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde buluşalım. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Önemli başlıklar var daha. Haberlerimiz arasında onları aktaracağız. Deprem ülkesiyiz. Bu bir gerçek artık ve bununla mücadele için kentsel dönüşüm devam ediyor. Tabut binalar dönüştürülüyor. Ancak diğer tarafta komşularının hayatını hiçe sayanlar da var. Öyle ki ücretsiz hızlı bina taraması testine başvuranlar oldu. Yetkililer kapılarını çalınca apartmanlarda kavga çıktı. 162 bin binadan 79 bini bu yüzden hızlı taramaya sokulamadı bile. Binalarımız korkunç riskli. Binayı taşıyan demir bu. Hatta burada yakınlaşırsak zaten görüyoruz, böyle parçalanıyor. Baktırmamız lazım ama işte insanlar çok sıcak bakmıyorlar. Ne diyorlar? Baktırmaya gerek yok, sağlam falan diyorlar. Bakın İstanbul'da binlerce herhangi bir depreme, sarsıntıya gerek kalmadan yıkılacak bina var. Bakın elime gelip yere dökülenler, ağaç değil, ağaç gibi görünen şeyler. Demir. Bakın. Uzmanlar o binaları tabut bina olarak tanımlıyor ve vatandaşı da uyarıyor. Evlerinizi kontrol ettirin. Yani durup dururken gidiyor binalar. Neden? Çünkü içindeki demir demir değil, betonu beton değil. İstanbul'da 162 bin bina hızlı tarama ücretsiz testi için başvurdu ancak ekipler o binalara gittiklerinde 79 bin binada hızlı tarama testi yapamadı. Çünkü o binada oturanlar buna karşı çıktı. Baktırdınız mı binanıza? Bazıları izin vermedi. Tartışıyorlar işte, kimisi diyor alamayız, yaptıramayız, işte ödeyemeyiz. İzin vermeliler ya. Yani herkesin hayatı var, sadece onların hayatı yok. Zorla da olsa baktırılması lazım. Depremde zaten nerede olduğunu gördük. Konuşuyoruz vatandaşla orada. Diyor ki bir ağır vasıta geçtiği zaman diyor bina sallanıyordu diyor. Bina kendi kendine olduğu yere çöktü. İstanbul'da maalesef konut stoğunun durumu çok kötü. Öyle ki bakın hemen yeni yıkılan bir inşaatın yanı başındayız. İşte betonarmeden bir görüntü. Bakın içerisindeki demir erimiş ve beton içinde her yerde böyle midye kabukları var. Şu anda bakın demirler kopuyor kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Buna benzer binlerce İstanbul'da bina var. İşte bu binalardan bazılarına ekipler girip o binanın sağlamlığı ile ilgili bir test bile yapamıyor. İnsanların kaygılarından dolayı, ekonomik durumlarından dolayı, yoksa kimse çürük bir binada oturmak istemez. Yerel yönetimler artık bırakın depremi de geçti. Kendi kendine yıkılacak binalara ayıklamaları gerekiyor. Güçlendirin veyahut da binayı yıkıp yeniden yapın. Konut satışı ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlandı biliyorsunuz. Çok yakında da hayata geçmiş olacak. Doğrulanmış ilan sistemi özellikle ilan siteleri üzerinden yapılan sahtekarlıkların önüne geçecek. Sistemin nasıl uygulanacağına dair artık tüm detaylar netleşti. Bu sistemle birlikte piyasanın şeffaflaşması,
fiyat istikrarının sağlanması, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve kayıt dışı çalışanların da engellenmesi hedefleniyor. O hedefe ulaşmaya sadece birkaç hafta kaldı. Gayrimenkul satışında doğrulanmış ilan dönemi önümüzdeki ay hayata geçecek. Bazı mal sahipleri emlakçı çalışmak istemiyor. Belki bu sayede de mal sahipleri emlakçı bakış açısı değişmiş olacaktır. Emlak sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın doğrulanmış ilan uygulaması hayata geçecek ve bu düzenlemeyle birlikte sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistemin nasıl işleyeceğine dair tüm detaylar belli oldu. Bu sistemle birlikte mülk sahiplerinin kendileri veya birilerinden yakınları kimlik doğrulama yaparak ilan verebilecekler. Yine bunun yanı sıra bir emlak işletmesiyle çalışacaklarsa o emlak işletmesini E-Devlet üzerinden yetki vermeleri gerekecek. Daha iyi olur ya, bir daha düzenli olur. Herkes istediği fiyatı veremez. Peki her emlakçı bu yetkiye sahip olabilecek mi? Çalışacakları emlak işletmesinin de mutlaka taşıma hasreti yetki belgesi olması gerekiyor. Sistem uygulanmaya başladığında piyasayı yükseltmek için dolaşıma sokulan sahte ilanlar da ortadan kalkmış olacak. Fahiş artışın önüne geçilecek. Ben kapora gönderdim ama böyle bir daire yok. Mesela bu olasılık ortadan kalkmış olacak. Hem müşteri rahatsız edecek hem mal sahibi rahatsız edecek. Belki de emlakçılığın bir üst seviyesine geçilecek. Bu şekilde düzenleme olursa çok çok iyi olur. Kimse kafasına göre fiyat artış yapsın istemiyorum. Fiyatlar da düzelebilir, kiralar da düşebilir. Belki bazı şeyler rayına oturur. Kayıt dışı emlakçılığı önlemek, kaçak ilanları tespit etmek, kayıt dışı olan kişilerin ilan vermesini önlemek, sahte ve yalancı ilanları engellemek. Doğrulanmış ilan sistemi emlaktan hemen sonra otomotiv sektöründe de uygulanmaya başlayacak. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı dün. Banka politika faizini %50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yansıyana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir denildi değerli izleyenler. Şimdi sizleri Bingöl'e götüreceğiz. Hayatın içinden başlıklara bakacağız. Lezzeti sınırları aşan Bingöl balığı İngiltere'den birincilikle döndü. 54 ülkeden onlarca üreticinin katıldığı Londra'daki yarışmaya katılan Bingöl'lü bal üreticisi yarışmada altın madalya kazandı. Londra'da yarışmaya gönderdik. Bu kadar İslam'ın içinde Bingöl balı birinci geldik. Kokusu, aroması, tadı, lezzeti sınırları aşan Bingöl balı bir ödül daha aldı. 54 ülkeden onlarca üreticinin katıldığı Londra'daki yarışmada birinciliği Bingöl'de bal üretimi yapan Şenli ailesi aldı. Dedede babaya kalma, babada bize kalma. Şenli ailesi 3 kuşaktır geçimini Karlıova'daki Şeytan Dağları'nda balcılık yaparak sağlıyor. Ailece işi yapıyoruz bu işi. 54 yaşındayım. Dededen bu yana biz devam ediyoruz işte mesleğimizi. 2000 kovanda bal üretimi yapan aile, ürettikleri balı Londra'da düzenlenen yarışmaya gönderdi. 54 ülkeden onlarca bal üreticisinin katıldığı yarışmada birinciliği elde etti. Bingöl balı Avrupa Birliği'nden teçhili aldığı için bizi mutlu etti. Yarışmadan gelen birincilik bal satışlarına da anında yansıdı. Ürünler biraz daha hızlı satılmaya başladı. Ürünlere rağbetler biraz daha fazla olmaya başladı. Iğdır'da bulunan Aras Kuş Cenneti'nde 1320 kuşa halka takıldı. Halkaları takılan kuşlar daha sonra doğayla buluşturuldu. Kuşların göç rotası halkalama yöntemiyle takip ediliyor. Kuşlara taktığımız halkalar aslında kuşlara verdiğimiz kimlik numaraları mahiyetinde. Kuzey Doğa Derneği'nce yürütülen kuş halkalama çalışmaları aralıksız sürüyor. Akşama kadar 100-110 normal bir günde kuş yakalamış ve halkalamış oluyoruz. Sonrasında da ölçümlerini alıp serbest bırakıyoruz kuşlarımızı. Iğdır'da bulunan Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada 60 farklı türden 1320 kuşa halka takıldı. Uzmanlar tarafından, kuş halkalama uzmanları tarafından kuşların bacaklarına takılıyor ve uçuşlarını, üreme davranışlarını, göç, beslenme davranışlarını engellemeyecek şekilde bu halkalar takılıyor. Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde
gönüllü olarak çalışan halkalama uzmanı Mike tarafından işte şu anda bulunan kuşun gerekli ölçümleri yapıldı. İşte bu şekilde artık doğal ortamına salınıyor. Takılan halkalar bir nevi o kuşun kimliği görevinde. Kuşların hem göç periyotlarını öğrenmiş oluyoruz hem de küresel iklim değişikliğiyle beraber aslında kuşların göç periyotlarının nasıl değiştiğini, göç periyotlarıyla birlikte de küresel iklim değişikliğine ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Böyle bir ortamda bulunmak hem insanlara gönüllü olarak bir şeyler vermek hem de doğaya bir şeyler vermek adına beni mutlu ediyor. Karaman'da yaşayan Teslime ve Musa Yiğidoğlu çifti 14 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. Hasret bir türlü bitmeyince çift koruyucu aile olmaya karar verdi. Yiğidoğlu çiftinin koruyucu aile olduğu 3 çocuk evlerine neşe kattı. Allah bize 3 tane çocuk nasip etti. Yani çocuktan önce herhangi bir yaşama amacınız, bir hedefiniz yok. Ama şu anda bir amacımız var, bir hedefimiz var. Çocuk sahibi olamadılar. Evlat hasretini dindirmek için koruyucu aile oldular. Yaklaşık 13-14 sene çeşitli tıbbi denemelerimize rağmen, tedavilere rağmen biyolojik çocuğumuz olmadı. Karaman'da yaşayan Teslime ve Musa Yiğitoğlu çifti Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İnanın herhalde çocuklar kendi biyolojik çocuklarım olsa ancak bu kadar sevebilirdim diye düşünüyorum. İki kardeşe koruyucu aile olan çift bir çocuğu da evlat edindi. İşte bir çocuğun sevilmeye ihtiyacı varsa bizim de sevgiyi vermemize ihtiyacımız vardı. O yüzden orada çok mutlu olduk çocukları görünce. Çiftin hayatı 3 evladıyla neşelendi. Çok güzel hayallerim var şu anda. İlk önce güzel bir eğitim almalarını istiyorum. Güzel vatana, millete hayırlı evlat olsunlar istiyorum. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Zonguldak'ta film günlerinin özel konuğuydu. Hayranlarına şarkılar söyledi. Sonra da Kadın Asla Unutmaz filmini sinema severlerle birlikte izledi. Hayır, çekmeyin. Çekmeyin. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Hülya Koçyiğit, Zonguldak'a 58 yıl önce kentte çektiği filmiyle misafir oldu. Ah, işte oradalar. Şöyle bir anımsadım. İyi ki o filmleri yapmışız. Kimsiniz? Neden resmimi çekiyorsunuz? Ender güzellikleri tespit etmek isteyen heveskar bir fotoğrafçı. Kızdınızsa özür dilerim. 200'ün üzerinde filmde oynayan Hülya Koçyiğit, Yeşilçam film günlerinin özel konuğuydu. Usta oyuncu hayranlarına şarkılarla seslendi. Kendisine hediye edilen devrek bastonunu kahkahalarla kabul etti. Bugünlerde ihtiyacım var gerçekten. Hayranlarının ilgisiyle enerji tazeleyen Hülya Koçyiğit, Kadın Asla Unutmaz filmini kurulan dev ekranda Zonguldaklılarla birlikte izledi. Bundan sonra tek tesellim o resim olacak. Acı haber, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'ndan gelmiş. Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş Muhammed Emin Önk ağır yaralanmıştı. Kahraman Mehmetçik 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede şehadete yürüdü. Yaralı asker tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı 3 Ağustos günü askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada yaralanan piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kahraman asker 17 gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm müdahalesine rağmen kaybederek şehit oldu. Acı haberi duyan Milli Savunma Bakanlığı şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk'ün naaşı öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ankara'da toprağa verilecek. Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor maalesef. Çankırı'da önceki akşam saatlerinde Ilgaz Dağları'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılınca çevre köyler boşaltıldı. Çanakkale Bozcaada'da otluk alandan alevler yükseldi. Çevredeki güvenlik kameraları izlendiğinde yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı ve 4 noktada çıkan yangınla felaketi yaşayan İzmir, Cumhurbaşkanı Erdoğan AFSD'lerle görüştü. Evleri yananlara konut sözü verdi. Aşağıya da var. Aşağı köye iniyor. Yukarısı Ilgaz Dağı'na doğru çıkıyor. Biz gelirken daha yanıyordu. Bizim koyumuz su yanıyordu. Ilgaz Dağları'nı alevler sardı. Söndürme ekipleri alarma geçti. Akşam saat 5 sıralarıydı. Çankırı Ilgaz'da Keseköy mevkiinde 4 farklı noktadan yükselen alevleri fark eden köylüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın yönünü köylere çevirdi. Dumanlar çoğalınca artık köye haber geldi. 4 tane köyümüzü boşalttık. Güvenli yerlere yerleştirdik vatandaşlarımızı. Yangın bölgesindeki hayvanlar da tahliye edilirken söndürme çalışmaları gece boyu hız kesmedi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 44 hektar alan kül oldu. Burası da Çanakkale Bozcaada. Otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde yangının kundaklama sonucu çıktığı görüldü. Kundakçı otları tutuşturduktan sonra kaçarken kameralara yakalanmıştı. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onu arıyor. Ve İzmir. 4 ilçede etkili olan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Karşıyaka'ya bağlı Sancaklı köyü sakinleriyle telefonla görüştü. Mangal ateşinden çıkan yangında evlerinden olanlara konut sözü verdi. Başımızdan geçen bu malum kaza sebebiyle de özellikle evleri yanan tüm kardeşlerime Allah'tan sabırlar. Kısa zamanda inşallah bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda burada görme düşmanımızı unutmak. İnşallah bu sıkıntıları da gidermiş olacağız. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki Filistin özel oturumuna ayağını kırdığı için katılamamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde ise Filistin'e davet edilmişti. O davetle ilgili takvim belli oldu. Özel, Ağustos ayı bitmeden Filistin'e gideceğini açıkladı. Ayağının kırılmasıyla ilgili spekülasyonlara da yanıt verdi. Ben sağlığımın el verdiği en kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Özgür Özel 9 ay önce gideceğim dediği Filistin'e Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti sonunda gitmeye karar verdi. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Daha önce Filistin'e gitmeyle ilgili seçimden sonraya bıraktığımız bir talebimiz vardı. Ne zaman gelmek isterseniz siz tarihi belirleyin, biz buradayız dedi. Abbas'la 25 dakika boyunca telefonda görüştüğünü söyleyen Özel, Filistin ziyareti için Ağustos sonunu işaret etti. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz. Özel, daveti 10 gün ileri atmasının gerekçesi olarak ayağındaki kırığı gösterdi. Alçısının çıkmasını beklediğini söyledi. Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda. Özel, kırılan ayağıyla ilgili iddialara da yanıt verdi. Manisa'da evde ahşap merdivenlerde 2-3 basamak kala topuk üstü düştüm dedi. Sağlık sisteminde filmim var, isteyen bakabilir diye de ekledi. Basit bir ev kazası işte. Merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için şöyle basmışım. Özel, CHP içinde konuşulan silahla vurulduğu ve alkol aldığı mekandan ayrılırken ayağının kırıldığı gibi söylentileri yalanladı. Aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış, lüzumsuz. Onu bırak, şöyle yazıyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış diyerek iddialara tepki gösterdi. Usta gazeteci Reyhan Muhtar evinde geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Merdivenlerden düşen Muhtar hastaneye ulaştırıldığında bilinci kapalıydı. Doktorlar hızla gerekli müdahaleyi yaptı. Hala yoğun bakımda olduğu bilgisi var. Burası ateş attı. Gazeteciliğin bir onuru vardır. Reha Muhtar'dan bu akşamlık da bu kadar. Yarın akşam ben canlı yayında olmayacağım efendim. Usta gazeteci Reha Muhtar gece yarısı apar topar hastaneye kaldırıldı. Haber yakınları ve sevenlerini endişeye boğdu. Ben yalnızlığı seviyorum, işin doğrusu bu. O gördü de ben görmedim. Renkli kişiliği, dobralığıyla 90'lı yıllara damga vuran isimler arasına adını yazdırdı Reha Muhtar. İyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor, ne yaşatılıyoruz? Milyonların sesi oldu, onlarca programın altına imza attı. Radyo televizyon üst kurulu onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Ve bu kez kendisi üzücü bir haberin öznesi oldu. 65 yaşındaki gazeteci İstanbul'daki evinde korkulukların kırılmasıyla merdivenlerden düştü. Hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalıydı. Hemen yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Biz ayrılırsak da bu sorumluluğu devam ettireceğim dedim. İlerleyen saatlerde hastaneden açıklama geldi. 20 Ağustos 2024 saat 12.20'de merdivenlerden düşme sonucu hastanemize getirilen Sayın Reha Muhtar, beyin kanaması ve akciğerlerde sıvı birikimi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Entübe edilen hastamızın genel durumu stabil olup yoğun bakım servisinde takibi devam etmektedir. Yakınları ve sevenleri umutla ondan gelecek iyi haberleri bekliyor. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce iyi haberi aktarmak nasip olsun. Kara para aklama suçlamasıyla hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Dün kameralar Dilan Polat'ı bir kez daha görüntüledi. Polat çocuklarıyla birlikte aynı suçtan yargılanan eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Tahliye olur olmaz ilk işi ablasıyla birlikte objektife poz vermek oldu. Telefon asla uzak. Telefon yasak diyorsunuz. Evet, yasak. Hiçbir şekilde yani. Cezaevinden çıkar çıkmaz gözlerinin ilk aradığı çocukları olmuştu Dilan Polat'ın. Akşamı onlarla birlikte geçirdi, sabahsa soluğu boğazda aldı. Sonra tutuklu olan eşini ziyarete gitti. İlk defa birbirlerini gördüler. Ulacım kapat, avukatım geldi. Kara para aklama, örgüt kurma suçlarından yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. Sadece yurt dışı yasağı, adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok. 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak olan Dilan Polat, yeni günün ilk ışık çocuklarıyla birlikte Tekirdağ'a doğru yola çıktı.
Çorlu'da tutuklu olan Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Efendim Engin Bey'i görüştünüz mü? Engin Bey'i görüştünüz mü? Lütfen. İlk defa birbirlerini gördüler. Ulacım kapat. Avukatım geldi. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de. Tutuklu yargılanacak, sanık sayısı ise Dilan Polat'ın tahliyesiyle birlikte 4'e düştü. Saçmalama Engin. Futbol dünyasının ünlü isimlerinden topladığı paralarla sahte fon oluşturan Seçil Erzan'ın tutukluluğu sürüyor. Davanın en önemli kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Fatih Terim dün ilk kez ifade verdi. Bodrum Adliyesi'ne giden Terim, Seçil Erzan'ın özel bankacısı olduğunu söyledi. Terim, banka yöneticilerinin kendisine o en iyi müdürlerimizden biri dediğini anlattı. Sahte fon skandalında en çok onun adı geçti, en çok o konuşuldu. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi. Bir hata varsa oyuncularımın değildir, benimdir. Ünlü teknik direktör Seçil Erzan'ın şüpheli olarak yargılandığı yüksek karlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında adı geçen isimlerden biriydi. Önce sadece tanık olsa da sonra mağdur olarak davaya dahil oldu. Aylarca sessizliğini koruyan Fatih Terim, Bodrum Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Seçil Erzan bizzat kendisi gelip kimi zaman Florya tesislerinde herkesin içinde, kimi zaman evimde toplu olarak getirdiği belgeleri bana imzalatırdı. Hiç okuma ihtiyacı duymadan imzalardım. Kendisinin de mağdur edildiğini söyleyen Terim, Seçil Erzan için özel bankacımdı dedi. Seçil Erzan benim bütün işlerimle özel olarak ilgilenirdi. Finansal olarak söylediği her tavsiyeyi bankanın görüşü olarak görürdüm. Zira bankanın yönetimi ona güvenmiş, onu o pozisyona getirmiş. Hatta bana da bizzat gelip en iyi şube müdürlerimizden biri demişlerdi. Ünlü teknik adam adının karıştığı sahte fondan haberi olmadığını, maddi manevi zararının olduğunu iddia etti. Erzan, hocam bankada şu kadar paranız var, heba olmasın, değerlendirelim gibi sözler söylediğinde ben bunun altında kötü bir amaç aramadım. Bu durumu sorgulamadım. Fatih Terim ifadesinde Erzan ve portföy yöneticisi Rüya Sağır hakkındaki şikayetinin devam ettiğini, kamu davasına da katılmak istediğini belirtti. Nerede? Nasıl? Haberim yok. Batman'dan yürek yakan bir kaza haberi geldi. Kızlarının düğünü için yola çıkan ailenin bulunduğu araç tıra çarptı. 4 kişi can verdi. Kızlarının en mutlu anına şahitlik edeceklerdi. Heyecanla çıktıkları yolculuk kazayla bitti. Düğün yasa boğdu. Fatma ve Ahmet çiftçi hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyordu. Düğün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydi. Gelinin ailesi de düğün için yola çıktı. Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda araçları tırla kafa kafaya çarpıştı. Medeni ve Remziye İba ile Mensure Güler oracıkta can verdi. 16 yaşındaki Neslihan İba ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin cenazesi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi. Bir başka kaza haberi de Aydın'dan geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü yayaya çarpıp devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolunda yaşandı kaza. Muğla'dan hareket eden otobüs, Çine ilçesine bağlı Hallaçlar Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Şoförünün kontrolünden çıkan araç yol kenarına savrularak yan yattı. Otobüsün ön camı paramparçaydı. Bagajındaki eşyalarsa yola saçıldı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Otobüsün camlarından tahliye edilen 7 yaralı ise tedavileri için hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Başıboş sokak köpeklerinin İstanbul Fatih'te bir kişiyi canından ettiği saldırıyı dün ekranlarınıza taşımıştık. İstanbul Fatih'te yaşayan zihinsel engelli Ayhan Özçelik yürüdüğü arazide uğramıştı saldırıya. Dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Acı olaya ilişkin yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Şu anda canımız yanıyor.
Bu acı dinmez. Yazıkına benim kardeşimi parça parça yapmış köpekler. Yaşadıkları acı tarifsiz, olaysa korkunçtu. O çocuk engelli bir çocuktu. Zihinsel engelli adam gün ağarmadan geçtiği arazide köpek saldırısında can verdi. Kardeşimi paramparça ettiler ya. 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, Fatih'te bulunan bu boş araziden sabahın erken saatlerinde geçiyordu. Bizler bile mesela girdiğimiz zaman çekinerek giriyoruz yani buraya. Bu arazinin etrafı çitlerle çevrili ve tek bir giriş noktası var. İşte o da şu kapı. Ayhan Özçelik o kapıdan girdi. Araziyi şöyle bir gezdiğimizde yerde ekmek parçaları görüyoruz. Belli ki birileri bu köpekleri ekmek parçalarıyla besliyordu. Semt sakinlerinden duyduğumuza göre ise burada en az 10-15 tane başıboş köpek vardı. Burası kapalı bir alan. Tek insan buraya girdiği zaman köpekler insanların üzerine saldırıyor. İşte o başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik'e saldırdı. Ayhan Özçelik vücudunun çeşitli bölgelerinden, özellikle boğazından çok ağır yaralanmıştı ve sesini belediyeye bağlı temizlik işçileri duydu. Onlar yardım çağırdılar bu bölgeye. Adamlar üstüne gittiği zaman hala köpeklerin patileri rahmetin üstündeymiş. Tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden talihsiz adam gözyaşları içinde toprağa verildi. Yani bizim canımız yandı, başkasınınki de yanmasın. Burada bu dördüncü, dört gün içinde dördüncü. Buralardan geçmez olduk, korkuyoruz. Olayın ardından harekete geçen belediye ekipleri özel mülk alanındaki sokak köpeklerini toplayıp Yedi Kule Hayvan Barınağı'na götürdü. Çocuklar sokağa dışında, insanlar rahatlıkla gelsinler. Yakınlarının bir başka tepkisi de hayvanseverlereydi. Tepkimiz ona. Bugün cenazemiz oldu burada. Bir tanesi gelmedi. Bu çocuk bugün iki tane köpek öldürseydi, dünyayı baştan yıkardı. Yani. Hayvanlara karşı değiliz. Ama yani illa insanlar ölmesi lazım. 18 yaşındaki Arda Küçük Yetim bilgisayar oyunundan etkilenip sokakta önüne çıkanı bıçaklamıştı. ATV Haber ekibinden Şükran Uslu ve Barış İbiş, 5 kişinin ölümden döndüğü o saldırının perde arkasını araştırmak için Eskişehir'deydi. Saldırganı tanıyanların hepsi şaşkındı. Yardım edin! Efendi bir çocuktu gerçekten. Bunu inanamadık yani, buna böyle duyduğumuza. Ne için sen lan? Ne için sen? Çok akıllı çocuk. Nasıl yaptı bunu ben de anlayamadım. Onu tanıyan herkes şaşkın. Çünkü etrafında sessiz sakin bir çocuk olarak biliniyordu. Bilgisayar oyununun etkisinde kalıp önüne çıkanı bıçaklaması yıllardır onu tanıyan komşularını da şaşırttı. Olayı duyduğunuzda şaşırdınız mı? Şok olduk. Aile çok iyi insanlardı. Herhangi bir kimseye bir zararları yoktu. Çocuk da efendi bir çocuktu. Boğazıma vurdu bıçağı. Can pazarı. Yaklaşanı bıçaklıyordu. 18 yaşındaki Arda'nın çocukluğu işte bu sokaklarda geçti ve herkes Arda'nın nasıl bir çocuk olduğunu ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu merak ediyordu. Biz de komşularına sorduk. Komşuları da Arda'nın sessiz, sakin bir çocuk olduğunu ve bu olayı duyduklarında da çok şaşırdıklarını söylediler. Anne baba çalışıyor herhalde. Evde yalnız kaldı. Bu oyunlardan etkilenmiş herhalde çocuk. Arda'yı genelde babası ve annesi çalıştığı için anneannesiyle dedesi büyüttü. 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda ifadesinde insanlardan nefret ettiğini, babasından şiddet gördüğünü söylemişti. Babam beni dövüyor diyordu. Olay sonrası 18 yaşındaki Arda'nın annesinin ve babasının ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi ve aile ifadesinde çocuklarından böyle bir şey beklemediklerini ve olayı duyduklarında ise şok olduklarını söylediler. Babaannesi burada oturuyor, hem ağladı hem anlattı. Bu işler hep aile içindeki yetiştirme, baskı. Bundan da bağlantılı. Hiçbir olayın tek bir sebebi yok. Gencin muhtemel olarak çocukluk yaşantısı, ailesinden gördükleri, travmatik deneyimler, teknolojik cihazlarla karşı karşıya geçirdiği zaman, bunların hepsi gencin bu toplum dışı davranışını aslında açıklayabilir. İstanbul'un Anadolu yakasında oturanların simayende olsa tanıdığı bir isim Selami Salman. Yaz kış demeden her gün E5 karayolu üzerinde kilometrelerce yürümesiyle tanınmıştı. Hatta haberlere de konu olmuştu. Yine öyle oldu ama bu kez acı bir haberle gündemde. Yürüyen adam Selami Salman hayatını kaybetti. Burası iyi geliyor bana. Yarı iyi, yarı yemiyor. Güneşte, soğukta, kışta dolanıyor.
Aşkından kendini yollara vurdu. Her gün saatlerce otoyollara adımladı. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim, yürüyoruz işte. Kız tarafı vermedi. Kendini oraya buraya vurdu. E5 karayolunun yürüyen adamı Selami Salman evinde tek başına ölü bulundu. Böyle yürüyormuş. Bu yürüyüşlerde yorulmuyor mu? Yok. Öncesi çok neşeli bir çocuğuydu. Tuzla Maltepe arası güzergahı kullananlar onu yakından tanıyordu. Yıllardır her gün E5 kenarından yürürken görülürdü. Neden yürüdüğü hakkında da birçok rivayet vardı. Annesi Medine Salman oğlunun acı hikayesini böyle anlatmıştı. Bir kız sevmişti, nişanladım. Nişanlı yaptım, 9 sene nişanlılı durdu. Tam düğün şeyini hazırlarken, eşyesini Allah edek derken nişan bozuldu. Daha evlenmem dedi. Hala yollarda dolanıyor. Kaç defa tur atıyorsun? Bir tur. Sabah akşam? Aynen, sabah akşam. O aşkından kendini yollara vurmuştu. Sevdiği kadınsa çoktan yuvasını kurmuştu. Sevdiği kız evlendi mi? Çoktan evlendi. Çoluk çocuğu var. Sevdiği kız. O günden beri yürümeye devam eden Salman'dan 2 gündür haber alınamıyordu. Fendik'teki evine giden polis ekipleri genç adamın cansız bedenini buldu. Hayatını neden kaybettiği ise otopsi sonrası belli olacak. İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP üst geçidinden her gün binlerce kişi geçiyor. Ancak onların bir kısmı neredeyse düşme tehlikesi yaşıyor. Çünkü merdivenleri tuzak gibi. Kimisi yamuk ve alçak, kimisi yüksek. Yüksek olan basamaklara takılan bir kadın merdivenlerin son kurbanı oldu ve metrelerce yuvarlandı. Ayağımın birini attım. Öbürünü kurtaramadım. Oradan 12-13 merdiven yuvarlandım. Çanta vardı boynumda asılı, çanta kurtardı beni. Biri aşağıda, biri yukarıda. Yan tarafı güvenli, ortası tuzak gibi. Üst geçitteki ihmal yüzünden kaza geçirdi. Merdivenden yüksek yapmışlar, demir gibi bir şeyi. Oradan 12-13 merdiven yuvarlandım zaten. Ben kafa üstü gideydim ya beyin kanaması geçirecektim ya da orada ölecektim. Aysun Bayraktar 65 yaşında. O merdivenlerde resmen ölümle burun buruna geldi. Kolunda kırıklar oluştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Kol ters dönmüştü. Burnumda vardı. Kafamın buralarında morluklar vardı. Beyin tomografisi çektiler, koldan çektiler, kol ameliyata girecek dediler. Polis geldi baktı, böyle bir şey olamaz burada diyor. Resmen tuzak yapmışlar dedi. Merdiven değil, adeta bir bubi tuzağıydı. Aysun Bayraktar işte bu noktada ayağa takılarak bu merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Belediye ise iş işten geçtikten sonra önlem aldı. Hep böyleydi yani bugün gelmişti, sabah gelmişti arkadaşlar, yapıyorlar burada. Düşenler vardır yani, tehlikeli tabii. Yani aralıklı, geniş aralıklarla saç şeklindeydi. İddia o ki Aysun Bayraktar buradan düşen ilk kişi değildi. Daha önce birçok kişi tam da bu noktaya takılarak merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde hamile bir kadın da buradan düşerek ağır yaralanmış. Düşen insanlara denk geldim. Buranın eski hali vasatın altıydı. Hamile kadınla birlikte düştüler. Çünkü öbür kadın ayağa kayınca hamile kadına yüklendi. Beylikdüzü Belediyesi harekete geçinceye kadar onlarca yolcu bu ihmalkarlığın kurbanı oldu. Şikayetlerin artması üzerine merdiven düzeltildi. Ancak sorun bitmedi. O üst geçidin asansörleri de çalışmıyor. Bu şekilde yapılmaz ki bu merdiven. Asansörleri kapatıyorlar. İnip çıkamıyor. Yaşlı kadınla var, hastalar var. Büyük belediyenin ilgilenmemesi, çalışmaması bizim çok zorumuza gidiyor. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen İspanyol Maria Brañas Morera doğum gününe sayılı günler kala 117 yaşında hayata gözlerini yumdu. 4 Eylül 1907'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Morera, iki dünya savaşına da tanıklık eden sayılı isimlerden biriydi. ...117 yıllık ömründe iki dünya savaşı gördü. Birçok küresel olaya tanıklık etti. Koronavirüsü atlatan en yaşlı ikinci insan olarak da tarihe geçti. Dünyanın en yaşlı insanı İspanyol Maria Brañas Morera hayatını kaybetti.
4 Eylül 1907 ABD doğumlu olan Morera, Ocak 2023'te 118'inde hayatını kaybeden Lucy Randon'un ardından adını dünyanın en yaşlı insanı olarak duyurdu. 117 yaşındaki Morera, doğum gününe sayılı günler kala İspanya'nın Lyon kentinde hayatını kaybetti. Morera, 3 çocuk sahibiydi ve 11 torunu vardı. Torunlarının da torununu gördü. İspanyol kadın koronavirüs salgınında da adını rekorlar kitabına yazdırdı. Morera yakalandığı koronavirüsü de kısa sürede yenerek hastalığı atlatan en yaşlı ikinci insan olarak hafızalara kazındı. Sırada dünyadan gelişmelerin olduğu haber turumuz var. Duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların Kongresi'nde siyasete gözyaşlarıyla veda etti. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. Biden başkanlık adaylığını yardımcısı Kamala Harris'e devrederken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da ülkesini gezmeye ve vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Trump, seçilmesi halinde milyarder iş adamı ve girişimci Elon Musk'ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı. Trump'ın bu çıkışına Musk'tan cevap gecikmedi. Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Göreve hazırım," dedi. Musk, takım elbiseli fotoğrafının bulunduğu görselde kürsünün önüne Hükümet Verimliliği Bakanlığı yazdırdı. İçinde milyarder iş adamı vardı, Akdeniz'de battı. İtalya'nın güneyini etkileyen fırtına Palermo açıklarındaki Baesian adlı lüks teknenin alabora olmasına sebep oldu. 56 metrelik gezi teknesinden 15 kişi kurtarıldı. 6 kişi ise hala kayıp. Onlardan biri de İngiltere'nin Bill Gates'li olarak bilinen ünlü iş insanı Mike Lynch. Eşi kurtarılan Lynch, kurduğu bir teknoloji şirketini 11 milyar dolara satmıştı. Scooter'la yola atladı, spor arabanın sürücüsüyle karşı karşıya geldi. Yaya geçidinde yaya olmayan kazada sinirler gerildi. Yaralı yoktu ama spor araçtan gelen korna sesi scooterlıyı kızdırdı. Neyse ki kavga yaşanmadan olay son buldu. Heyelan geldi, dev elektrik santralini yerle bir etti. Hindistan'da kayda geçti afet anı. Sağanağın çamura çevirdiği yamaçtaki kütle büyük bir güçle aşağı sürüklendi. Çevredekiler elektrik santralinin toprak altında kaldığı anları kaydetti. Yine gizemli bir uzaylı iddiası ve yine Peru. Bilim dünyasını ikiye bölen keşfi bu kez mezar soyguncuları yaptı. Uzaylı varlıklara ait olduğu iddia edilen yeni mumyalar görenleri ürküttü. Peru geçen Nisan'da da benzer iddialarla gündeme gelmiş, mumyalar incelenmiş ancak sonuçlar açıklanmamıştı. ABD'li adli tıp uzmanlarının yeni mumyaları da laboratuvarlarına istediği öğrenildi. Sicilya'nın üzerine kül yağdırdı. Avrupa'nın en büyük faal yanardağı Etna'daki hareketlilik sürüyor. Dağın yine lav ve kül püskürtmesi üzerine bölgedeki uçuşlar durduruldu. Köylerde yüksek alarm durumu ilan edildi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Servis ücretleri de velileri bir kez daha isyan noktasına getirdi. Ama söz konusu olan yasal olarak belirlenen rakamlar değil, servis şirketlerinin velilerin önüne koyduğu fahiş fiyatlar. %80'e varan farklar söz konusu. Peki böyle bir durumla karşılaşan veliler nasıl bir yol izlemeli? Cevabı haberimizde. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte tüm velileri ilgilendiren önemli bir sorun da gündeme geldi. Okul servis ücretlerindeki talep edilen fahiş fiyatlar.
Fahiş servis ücretleri dudak uçuklattı. Haliyle veliler de isyan bayrağını çekti. Servis olmadan olmuyor tabii ki. Oldukça yüksek fiyatlar. Geçen seneye göre yaklaşık 3-4 katı bir fiyat istediler bizden. Özel okul. Fırsatçılık oluyor bu da. Başka bir şey değil. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala servis ücretlerine zam geldi. Yapılan bu zam fırsatçıları da alarma geçirdi. Ankara'da okul servis ücretlerine %40 zam yapıldı. Kısa mesafe ücreti 16.745 liraya yükseldi. İstanbul'da ise zam oranı %16 oldu. Kısa mesafe ücreti 23.000 lira olarak belirlendi. Ancak bazı servis şirketleri belirlenen yıllık kısa mesafe ücretinden çok daha uçuk bir fiyat talep ediyor. Hal böyle olunca cep yakan fahiş servis ücretleri velileri isyan ettiriyor. Peki ne kadar bir ücret talep ettiler bu sene için sizden? Yaklaşık öğrenci başına benim okulumda talepler 60 bin lira civarında. Yıllık ücret mi bu? Kısa mesafe. Dönemlik. Veliler isyanlarında haklılar. Bu fahiş fiyatların bir an evvel düşmesi gerekiyor. Servis hizmetleri için istenen rakamlar fahiş fiyatlarla olmakta. Bu konuda velilerin yapacakları çok net bir şey var. Velilerin %80'leri bulan ve hukuki olmayan fahiş fiyat artışını servis şirketine ve okul yönetimine bildirmesi gerekiyor. Ardından tüketici hakem heyetine itiraz başvurusunda bulunulabilir, böylece fazladan ödenen zam geri çekilebilir ve veliler para iadesi alabilir. Çocuklarını servislere vermek mecburiyetindeler ama gerçekten çok pahalı servisler. Bu servis olayı velileri çok çok zor durumda bırakıyor. Hatta yapılan fahiş artışlar en yüksek oranda faiziyle birlikte iade edilebilir. Yargılama giderleri de yine fahiş fiyat artışı yapan şirketten faiziyle birlikte geri alınabilir. Çoğu fırsatçılık yapıyor bu konuda. Suistimal ediliyor bence olaylar. Servisçilerse özel okullarda yapılan bu artışın sorumluluğunun tamamen okul yönetiminde olduğunu söylüyor. Velilerimizin ödediği ücretler inanın bizim servisçiye gelmiyor. Biz velilerimizin ödediği ücretin 1/3'ünü alıyoruz. Özel okullardaki fahiş fiyat servisçilerden kaynaklı değil. Daha çok özel okulların kendilerine istediği hizmetler var. Özel okulların sahiplerinden kaynaklı oluyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler en telaşlı günlerini yaşıyor. Bir yandan kayıt koşturmacası, diğer yandan barınma sorununa çözüm arıyor öğrenciler ve aileleri. Bu iki aşamayı geçenlerin sıradaki derdi ise eşyalar. Birçok öğrenci daha hesaplı olduğu için bugünlerde ikinci el eşya satıcılarında yoğunluk oluşturdu. Buzdolapları 4-5 bin lira civarından başlıyor, 15-20 bin liraya kadar gidiyor. Köşe takımları 6 bin liradan başlıyor. Koltuk takımları ikinci el 8 bin lira, 10 bin lira. Bir yandan kayıt, diğer yandan kiralık ev bulma telaşı vardı. Hepsini tamamlayan öğrencilerin uğraş sırası eşyaya geldi. Onlar da ikinci ele yöneldi. Şu an mağazadaki fiyatı 17 bin lira civarında. Biz 6 bin 6500 liraya veriyoruz. Öğrencilerimize hizmet yapıyoruz. Öğrenciler gelmeye başladı ama geçen senelere göre çok az. Şu gördüğünüz dolabın mağazadaki fiyatı şu an 28 bin lira civarında. Bizdeki fiyatı 6 ay kullanmış veya 2 ay kullanmış oluyor. 12, 13 o civarlarda satıyoruz. Öğrenciler için en pahalı kısım tabii ki beyaz eşya. İşte burada bir buzdolabı var, fiyatı 5 bin lira. Çamaşır makinesi var, 7 kilo 5 bin lira. Bulaşık makinesi 3 bin lira ve televizyon. Televizyonun fiyatı ise 4 bin lira. Dışarıya göre bakarsan buradaki fiyat yaklaşık %70 daha az. Şimdi bu koltuk takımı mesela 16 bin lira. Önündeki koltuk takımı 7 bin lira mesela. Arkadaki koltuk takımı 6 bin lira. Halı da var, her şeyi var. Hepsini zaten bir nakliye aracına bırakıyoruz. Nakliyesi ücretsiz, teslimat ücretsiz, taşıması, yerleştirmesi her şey ücretsiz. Şirinevler'de bulunan başka bir spotçu çarşıdayız. İşte buradaki set ocağın fiyatı 2 bin lira. Elektrikli süpürgenin fiyatı 1 lira. Mini fırının fiyatı ise 1 lira. Öğrenci dolaplarımız var şöyle. 2 bin lira, 3 kapaklı. Peki ben bir öğrenci olarak sizden evimi ne kadara dizerim toplamda? Tek kişi olarak beyaz eşya dahil minimum tutacak olduğu rakam 25-30 bin lira civarı. Dükkandan dükkana fiyatlar değişiyor. İşte bu dükkanda da bu oturma grubunun fiyatı 8500 lira. Yemek masasının fiyatı ise 2500 lira. Yataklarımız var. 91-90'lar var.
Bunların fiyatları da 4000 liraya var, 6000 liraya var. Yani şöyle söyleyeyim, 40 liraya falan evini dizer diye düşünüyorum. Kiralık denilince ilk akla gelen ev ya da araba oluyor ama akıllı telefonlar için de kiralama dönemi başladı. Kullanıcılar artık aylık ödenen bir bedel karşılığında sıfır cep telefonlarını istedikleri sürede kiralayabiliyorlar. Bu sistem özellikle sık telefon yenileyenler için cazip gibi görünse de bunun daha maliyetli olduğunu düşünenler de var. Artık dünyada her şeyde kiralama sistemine geçiyor. Yani arabada da kiralama var. Artık bugün telefonda da. Otomobil, konut, iş yeri derken sıra akıllı telefonlara geldi. Hangi model ve marka cep telefonu istiyorsa aslında onu kiralayabiliyoruz. Telefonlarda da kiralama dönemi başladı. Müşterimiz kiralama sayesinde her zaman en son model ve en son teknoloji cihazı kullanma imkanına sahip oluyor. 12 ay boyunca ya da 6 ay boyunca müşterimiz sabit ödemelerle 24 ay boyunca kiralama cihazına sahip olabiliyorlar. Vallahi mantıklı açıkçası. Zaten telefon fiyatları ortada şu an. En azından yeni modelleri de bir süre kullanıp hani bunun örnekleri de aslında yurt dışında var. Sistem şimdiden tartışmaları da beraberinde getirdi. Telefon kiralamayı mantıklı bulanların büyük çoğunluğu yeni modeller piyasaya çıktıkça telefonunu yenilemek isteyenler. Bakacağım modeline, ona göre hoşuma giderse alacağım. Mantıklı. Gençler de eldekini satıp yeni üst modeli geçiyorlar satın alarak. Kiralayabilirler. Ama kiralama yönteminin güvenli olmayacağını düşünenler de var. Sıfır olduğunu nasıl anlayacağız? Sıfır, kapalı kutu paketi açıp müşterimizin kullanımına uygun hale getiriyoruz. Yeni kiraladım. O yüzden hani hem deneyimleme aşamasındayım. Telefonu hani ilk defa ben açtım, sıfır bir telefonu. Dolayısıyla herhangi bir problem de yaratmadı bende ya da bir şüphe de yaratmadı direkt kutusundan çıkarttığım için. İş maliyet hesabına gelince ise telefon kiralamak isteyenlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Çünkü süre uzadıkça kiralama bedeli de artıyor. Biraz az 2 yıl zaten bence telefon için. Mantıklı olmaz zaten. Yani aynı paraya tekabül eder büyük ihtimalle. Ahmet Serdar Demir, ATV'nin sevilen yarışma programı Alan'ın konukları arasındaydı. Azim dolu başarı öyküsüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Denize atlayarak felç kalan genç adam yine su sayesinde hayata tutundu ve Türkiye Paralimpik yüzme şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonalarına katıldık. Türkiye şampiyonu oldum. Boynundan aşağısı felç oldu ama hayata küsmedi. Daha sıkı sarılmayı seçti. Başarılarıyla adını dünyaya duyurdu. Ben Türkiye'nin en iyi yüzücüsüyüm. Türkiye şampiyonuyum. Süper. Türkiye Paralimpik yüzme şampiyonu Ahmet Serdar Demir hikayesiyle herkesi gururlandırdı. Hayatım alt üst oldu. Ama hayatımın altının üstünden daha iyi olabileceğini hiç düşünmezdim. ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e ve ardından Alan yarışmasına katılan 28 yaşındaki milli sporcu azim dolu öyküsünü anlattı. Hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler hayranlıkla dinledi. 17 yaşıma kadar sağlıklı bir bireydim. Balıkesir'de gittiğimiz tatilde iskeleden sığ suya atlama sonucunda boynumu kırdım. 2-2,5 dakika küsür suda kaldım. Ve sudan cansız bir şekilde çıktım. Seni fark edene kadar herkes. Evet, beni fark edene kadar suyun altındaydım. Suyun altından cansız çıktım. Çok büyük bir şansım vardı. Hani yiyecek ekmeğiniz varmış derler ya. Plajda hemşireyle doktor vardı. Fransa'daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ülkeyi temsil edeceğiz. Evet, inşallah. Aldığı darbe sonucu yıllarca yoğun bir tedavi gören Demir'in sonrasında tanıştığı spor hocasıyla hayatı değişti. 8 ay boyunca yoğun bakımda yattım. Sonrasında 8 senelik bir fizik tedavi serüvenim başladı. En sonunda da yüzme sporuyla buluştum. Doğru insanlarla buluştum. Bu da benim çıkış noktam, ışığım oldu açıkçası. Suda bittiğini sandığı hayatı tekrar suda başlayan genç oyuncu gösterdiği azim ve başarıyla büyük alkış aldı. Ben teşekkür ederim. Hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Doğa tutkunlarını büyüleyen bir adrese gideceğiz şimdi. Doğu Anadolu'nun incisi Masiro Kanyonu her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce ziyaretçi ağırladı. Baş döndürücü güzelliği, eşsiz doğasıyla her yıl yüzlerce turisti bölgeye çekiyor.
seyrelmek için buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer. Burası Doğu Anadolu'nun cennet köşelerinden biri, Masiro Kanyonu. Kanyona ulaşmaksa hiç kolay değil. Ziyaretçilerin buraya gelebilmesi için yüzlerce metre yürümesi gerekiyor. Ama gelen herkes keyifle aşıyor bu mesafeyi. Öncesinde çektiğimiz zorluk, sonrasında bize sunulan bu güzellik kesinlikle o zorluğu örtüyor. Yürürken trekking boyunca bayağı bir sıcağa maruz kalıyoruz. Ancak suya girerek de serinliğin tadını çıkarabiliyoruz. Van, Siirt ve Şırnak sınırlarındaki kanyon sadece turistlerin değil, bölge sakinlerinin de gözdesi. Buraya biz arkadaşlarla yüzmeye geliyoruz, bazen balık tutmaya geliyoruz, hem pikniğe. 12 kilometre boyunca uzayan kanyon, ziyaretçilerini unutamayacakları bir deneyimle uğurluyor. Kesinlikle keşfedilmesi, görülmesi gereken yerler. Böyle güzel yerleri olan bir memlekette mutlu olunmaz mı deyip şimdi Sabah gazetesinin Günaydın Ekin'den Mevlüt Tezel'in köşesinden bir yazı aktaracağım sizlere. En mutlu 10 ilden söz etmiş Mevlüt Tezel ve Sinop'u başa koymuş. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu. En mutlu şehirler sırasıyla şöyle: 1 Sinop, 2 Afyon, 3 Bayburt, 4 Kırıkkale, 5 Kütahya, 6 Çankırı, 7 Düzce, 8 Uşak, 9 Siirt ve 10 Şırnak olarak belirlenmiş. Bu sonuçların enteresan olduğunu söylüyor Mevlüt Tezel. Haberlere bile fazla konu olmayan yerler buralar. Aslında haberlere konu olmadıkları ve sakin şehirler oldukları için bu listeye girdiler diyor. Nacizane çok da yerinde bir tespit olmuş diyelim. Ellerine sağlık Mevlüt Tezel'in. TÜİK'in araştırmalarından güzel bir konuyu bugün köşesine taşımış. Şimdi bu şehirler arasında Rize yok ama bence Rize de oraya girmeliydi. Oradan bir haberi aktaracağız. Adrenalin tutkunlarının gözdesi olan Fırtına Vadisi'nde kısa bir rafting turu yapacağız. Bu sıcak havalarda hem serinlemek hem de heyecan dolu anlar yaşamak isteyenlerin adresi Rize Ardeşen'de bulunan Fırtına Vadisi. Adrenalin tutkunları rafting yapmak için bu dereye akın ediyorlar. Türkiye'nin en önemli rafting vadilerinden bir tanesinde Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi'ndeyiz. Tabii ki raftingi yapmadan önce en önemli unsur tabii ki güvenlik önlemleri. Gördüğünüz gibi yeleklerimizi giydik, kasklarımızı taktık. Rafting turlarına katılmak isteyenler önce ekipmanlarını giyiyor, ardından botlarını araca yükleyip kilometrelerce uzunluktaki pistin başlangıç noktasına gidiyorlar. Fırtına Vadisi'ndeki 4 kilometrelik rafting heyecanımız başlıyor. Bizlere kolay gelsin, sizlere iyi seyirler. Birçok olimpiyata ev sahipliği yapan Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi yüksek debiye sahip olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları burada yapıldı. Fırtına Vadisi özellikle debisinin yüksek oluşu, rapitlerin oluşu, heyecanın ve adrenalinin çok oluşuyla ön planda. Yerli ve yabancı turistler eğitim aldıktan sonra botlara binip kendilerini serin sulara bırakıyor. İşte bu! Salih abi yanımda, sağ olsun. Çok yardımcı oluyor. Aradan suyu da atıyor ama Allah Allah! Evet, tehlike anında hemen botun içine yatıyorsunuz. Harikasın. Can güvenliği için kask, can yeleği ve briefing önemlidir. Ardından da bu suyla boğuşma var. Karadeniz'de rafting yapmak farklılıktır, ayrıcalıktır. Mutlaka bekliyoruz. Evet, nasıldı rafting? Heyecanlı mı? Evet, çok güzel. Tehlike yaşadın mı hiç? Evet, biraz. Korktun mu? Biraz korktum, evet. Taşlara falan çarptık orada, korktum. Eğlence istiyorsanız tam burası yeri. Gelmelisiniz. Aksiyon istiyorsanız. Evet. Aksiyon istiyorsanız buraya gelin. Müthiş bir adrenalin, müthiş bir tutku. Gerçekten rafting severleri, doğa severleri buraya davet ediyoruz. Peki soralım. Fırtına Vadisi'nde rafting nasıl? Harika! Ayrıcalıklarıyla eğlenmeyi bilen her şehir mutlular listesine, mutlu şehirler listesine girer. Bence Rize de önümüzdeki sene girebilir diye tahmin ediyorum. Ve noktalıyoruz kahvaltı haberlerini. Hoşça kalın. Mutlu günler.